Herkese yeniden merhabalar. Antalya'dan sevgiler, selamlar. Bugün sizler için öyle güzel bir tarif hazırladım ki iddia ediyorum, tarifime çok güveniyorum. Büyük küçük herkes pırasayı artık çok severek tüketecek. Tarifimde 4 tane pırasa kullanıyorum. Pırasaları küçük küçük, olabildiğince küçük bir şekilde doğruyorum. Tarifimde bir tane de havuç kullanacağım. Orta büyüklükte bir tane havuç kullanacağım. Havucu da rendeliyorum. Pırasaların üzerine alıyorum. Ön işlemleri bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Pırasaları ve havucu pişireceğiz. Uygun bir tavaya 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Sonra üzerine havuçları ve pırasaları ekliyorum. Yüksek ateşte, yani kısık ateşte olmasın, havucu, pırasayı sulandırmayalım. Yüksek ateşte çevire çevire, karıştıra karıştıra pişirelim. Bu arada artık birçoğunuz biliyor. Ben sizlere Antalya'dan sesleniyorum. Sizler beni nerelerden takip ediyorsunuz? Varlığınızı hissettirmek için yorumlar kısmında belirtirseniz çok ama çok mutlu olurum. Pırasaları pişirdikten sonra soğuması için genişçe bir yoğurma kabına aktarıyorum. Şöyle kaşığınızla da dağıtırsanız daha çabuk soğuyacaktır. Soğuduktan sonra diğer malzemeleri ekleyerek devam ediyoruz. 500 gram kıyma, bir tane yumurta, 1 su bardağı bayat ekmek içi kullandım. İsteyenler galeta unu da kullanabilirler. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını damak tadınıza göre belirleyebilirsiniz. Ya da yakışacağını düşündüğünüz farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Şimdi uzun uzun yoğuralım. Tutan bir harç olana kadar devam edelim. Sonra üzerini kapatalım. Buzdolabına kaldırıp yaklaşık 1 saat boyunca harcımızı dinlendirelim. Sonra geçelim şekillendirme aşamasına. Cevizden büyük, yumurtadan küçük diyebilirim. Elimle yuvarlıyorum, köfte şeklini veriyorum. Köfteleri yaparken çok kalın yapmamaya özen gösterelim ki içleri de pişsin. Şekillendirme aşamasını da tamamladık. Şimdi geçiyoruz diğer aşamaya. Köftelerimizi kızartacağız. Tavaya yeteri kadar yağ aldım. Yağ iyice ısındıktan sonra, yani kızdıktan sonra köfteleri kızartmaya başlıyorum. Arkalı önlü kızartacağım. Bu işlemi dilerseniz fırında da yapabilirsiniz ya da air fry kullananlar air fry'da da pişirebilirler. Şimdi köftelerin her iki tarafı da kızardıktan sonra yağlı kağıt serili bir tabağa alıyorum. Fazla yağını süzdürüyorum ve servise sunuyorum. Ben servis ederken yoğurt ile servis ettim. Sarımsaklı yoğurt ile servis edebilirsiniz ya da sevdiğiniz herhangi bir sos da çok yakışacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz. Lütfen denediğinizde fikirlerinizi olumlu veya olumsuz benimle paylaşmayı unutmayın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle.